Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir değişiklik yapayım. Şöyle sevimli kuşlarla açayım dedim. Burası arkadaşlar Kocaeli Gebze. Gebze'nin çarşısı, meydan. Burada böyle İstanbul Eminönü gibi güvercinler var. Normalde yem satan kişiler de var. Yem falan veriliyor ama bu ara zabıta çok ceza yazıyor. Şöyle arkada da Çoban Mustafa Paşa Camii var. Bu da bir tarihi bir cami. İnşallah bir gün orayı da gösteririm. Evet, kuşlar çok acıkmış. Bir sevdim evden yem getirdim. Buradakiler de kazansın diye buradan buğday alıyorduk. Eserle. Ama acıkmışlar beni. İnşallah oranın bahçesini falan da gösteririm size. Burası önceden arkadaşlar benim çocukluğumda trafiğe açık bir alanda, şu gördüğümüz caminin dört tarafı da trafiğe açık da şu an sadece iki tarafı açık. Öyle de bir meydan yaptılar. Diğer tarafta da öyle bir meydan var. Benim kız beni bir yerlere götürüyor. Kesin havuza götürüyor. Bu arada bebek arabasını da aldırdı bana. Baştan zaten anlaşarak çıkıyor. Dedi beni taşımak zorunda kalırsın. Ben bugün yürümek istemiyorum. Böyle baştan benimle anlaşıyor. Evet arkadaşlar, eve geldim. İşler bitmiyor. Dün akşam şurada olan saksı durduk yere düştü. Her tarafı toprak yaptı. Allah'tan bunları kırmamış. Üstüne sadece toprak gelmiş. Öyle. Şimdi bunları tekrardan temizleyeceğim. Ekimini yapacağım. Birazcık da toprak karıştırmam lazım. Çünkü etrafa dağılmış topraklar. Tar mısınız? Çiçekler falan hep her bir yerden topladım. Tam da bu saksıyı da yeni ekimini yapmıştım. Gerçekten işlerimiz hiç bitmiyor. Bakın, komple toprak dökülmüş. Anne. Bir de böyle bir faktör var. Anne. Ne yapalım? Tamam, odamızı da oynayalım. De böyle bir faktör var. Orada arkadaşlar ya. Yani hiç yapmazlardı benim kumrular. Bu aralar her tarafı söküyorlar. Özellikle yeni köklenmemiş olanları. Bakın. Özellikle bunları sökmüşler. Böyle birkaç tane gözlerine kestirdikleri var. Özellikle onları söküyorlar. Neden yapıyorlar bilmiyorum. O yumurtayı da yaptılar. Bir daha gelmiyorlar.
Yani rahatsız da etmedim aslında ama. Ama şunu biliyorum. Bakın şunu da sökmüşler. Bayağı bayağı sökmüşler ya. Belgesellerden falan bildiğim kadarıyla kuşlar boş olan yumurtanın farkına varıyorlar. O yüzden bir tane ise yatmıyorlar. Bir sebebi oluyor yani. Yatmamalarının. İnşallah gözümden kaçan yoktur böyle sökümünü yapıp da. Yoksa güneş hemen kurutur. Neyse kıyılarına caydırıcı bir şeyler falan yapayım. Asel seninle çiçek ekelim mi? Güzel olur mu? Tamam. Ben sana saksı vereyim. Çiçek vereyim. Beraber ekelim. Evet, bir de toprak olmazsa olmazımız. Efendim anneciğim. Söyle bakayım. Böyle bir taraftan da başka zararları var mı? Bakıyorum. Gözümden kaçmasın. Asalcığım dikkat et. Tamam. Geliyorum ben de. Tamam sen de gel. Nerede? Öyle aslında yerdeki her şeyi kaldırmıştım ama nasıl bitmiyor. Efendim. Pembeyi babam aldı. Sen onu nereden hatırlıyorsun? Sen görmedin mi? Babam mı almıştı onu? Evet. Sen görmedin mi? Aa, ben görmemişim. Sen mi gördün? Ay, tutuklandım. Tutuklandın mı? Sen baksana bunun rengine. Pembe. Güzel mi? Nerede turuncular? Hepsi turuncu. Keşke bunlar pembe olsa pembe yesek. Bunlar da mı pembe olsaydı? Evet. Evet, tüm dünya pembe olsaydı Şimdi keşke. bak. Gel. Bir şey göstereceğim. Bunlar pembe. Bak, bunlar pembe. Bunlar pembe. Hı. Onlar pembe. Bak şu kağıt da pembe. Bugün videoya kızım değişiklik ediyor. Arkadaşlar her gün bunu yapmazsam böyle tek tek bakmazsam gözümden kaçıyor. İlla ki kaçıyor. Nasıl oluyor? Yani şu an bile gözümden muhtemelen bir şeyleri kaçırıyorum. Ertesi gün o kaçırdığımı yakalıyorum. O yüzden her gün bakmam gerekiyor. Bit ders bitinde bebişleri bayağı bayağı büyümüş. Şurada afterglow'umuz. Ben de onu arıyordum. Afterglow neredeydi diye. Bir de bakmam gereken bu vardı. Diamond State. Bunda da çok güzel bebişler geliyor.
Baya baya sökmüşler. Bakın biraz önce görmedim, şimdi görüyorum. Siz görmüşsünüzdür belki de. Böyle bazen insan gözünün önündekini görmüyor. Nasıl? Taş bir de toprak koydun mu? Toprak şimdi birlikte karıştıracağız. Ben taş koyayım bir de. Taş koyayım mı? Bir de. Ben taş koyayım. Bakın kökleri çıkmış. Kuşlar yapıyor. Ben bunların hepsini çok güzel bir şekilde ekmiştim. Evet, biz işlere koyulalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.